Borsada yatırım hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Rahim Ak. Efendim, Borsa İstanbul'da seçim öncesi fiyatlamalar devam ediyor. Genel hava olumsuz ama bunu net söyleyebiliriz. Tabii sayıları 5 milyonu aşan yatırımcılar da önce seçim öncesi bir ralli beklediler. Şimdi bütün gözler seçim sonrasında, çünkü seçim öncesi işler iyi gitmiyor. Peki neler oluyor? Bize bugün sermaye piyasaları danışmanı Yunus Kaya anlatacak neler olduğunu. Yunus Bey, merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk, teşekkürler. Sağ olun yeniden geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. İstanbul trafiğinde gelen her konuma ben söylüyorum. Gerçekten sağ olun, var olun. Neler oluyor gerçekten Borsa İstanbul'da? Önce ben bir borsayla giriş yapalım. Daha sonra genel ekonomiyi de soracağım. Bazı endişeler var, onları da konuşacağız. Ama önce bizim değerli izleyenler ağırlıklı olarak borsa yatırımcısı olduğu için seçim öncesi bir beklenti vardı. Kimi zaman da böyle zaman da oldu bir takım kıpırdamalar borsada, ama seçim öncesi rallisi. Şimdi seçimden önce biraz sanki o umutlar gitmiş, seçim sonrasına kalmış gibi duruyor. Seçim öncesi neler oluyor ve sonrasındaki beklentiler nelerdir? Vallahi borsa 4 yıldır kazandırıyor. Evet. Bu nedenle yatırımcı kitlesinin de arttığını izliyoruz. Evet. 5 milyonu geçti. 1986'nın başında başladı Borsa İstanbul hayatına. Tabii daha eskilerden 150 yıllık hikayesi var ama son dönemde 1986'da başladı ve o dönemden beri hiçbir zaman 3 yıl üst üste kazandırmamıştı. Şimdi 4 yılı geçtik 2022'de. Hmm. 2023'ü yıllık bazda bakıldığında. Yıllık bazda şimdi 5. yapacak mıyız diye aslında soru. Hmm. Çünkü yılı bitirdiğimizde 5500'lerdeydik. Şimdi 4500'ler seviyesindeyiz. Evet. %20'lik bir geri çekilme söz konusu yılbaşından beri. Daha yılın yarısına gelmedik. Önceki yıllarda da böyle olduğu vardı. Yani yılın ilk yarılarında debelenip sonra özellikle yılın son çeyreğinde her yıl atak yaptı. Hmm. O yüzden bu sene de yılın son çeyreğinde bir öyle geçmişte böyle oldu diyebileceğimiz bir bize benchmark var. Şu an itibariyle yılbaşından beri bir patinaj yapıyor. Evet. Debeleniyor. Tekezliyor biraz yani. Evet, gidiyor, geliyor. Borsaya 100 endeksi %19-20 diyelim aşağıda. Bankacılık biraz onun çevresinde. Sanayi biraz daha geride gözüküyor ki önceki yıllarda sanayi daha ataktı. Ve şu anda gözüken yatırımcılarımız, 5 milyona ulaşan yatırımcılarımız daha fazla ağlıyorlar. Çünkü neden? Endeksteki düşüş aslında farklı kalemlerin, farklı hisselerin oluşturduğu bir göstergeyken Borsa İstanbul'da 500 hisse var. 500 hissenin 444'ü endeksten daha fazla geride. Yılbaşında zirvelerine çok baktığımız. Daha fazla düşmüş durumda. Evet. Yani %20 değil, 20'den çok daha fazla. Sadece şöyle söylemek gerekebilir. 130 hisse son bir yıllık zirvesine yükselebilmesi için %100'den fazla yükselmesi lazım. Hmm. Halbuki BIST 100 endeksi %25 yükselse, %26 yükselse tarihi rekorunu kıracak. Kıracak. Ama o rekor kırdığında yatırımcı diyecek ki yani nasıl rekor? Benim hissem, ben hala zarardayım. Evet. Yani o yüzden küçük hisseler, orta ölçekli hisseler çok fazla geri gelmiş durumdalar. Evet. Bu da yatırımcının elinde olduğu için biraz canları fazla yanıyor şu an. Küçük yatırımcı son dönem çünkü halka arzlarla beraber ağırlıklı o hisselerle geldiler, değil mi? Tabii, özellikle sadece son 3 aydaki olay bile ilginçtir. 4 milyondaydı yatırımcı sayısı, 5 milyona ulaştı. Evet. Her yatırım turunda, her halka arzda. Halka arzlarla. Ekstra geliyorlardı ve 2 milyonu geçmişti yatırımcı sayısı halka arzlarda ki bu rekordur. Hı hı. Bakın 3 sene önceki halka arzlarda 40 bin 50 bin zor yatırımcı bulunuyordu. Şu anda 2 milyonu geçiyordu. Ama son 2 halka arz kötü oldu. Hı. Yani açılır açılmaz tavan olamadı BM mesela. Dolayısıyla bundan sonraki halka arzlara katılım da düşecektir. Hı. Yeni yatırımcı girişte duracaktır. Yani belki de o sürecin sonu olacak gibi. Tabii. Bir moda olmuştu değil mi? Yani çünkü herkes hani borsadan anlayan anlamayan ya halka arza giriyorsun on tavan yapıyor şeklinde. Yani bu bir zorunluluk gibi yani. Yani moda olmuş işte dediğim gibi, yani girdiğin zaman mutlaka olur. 10 tavan yapar şeklinde o gözle bakılıyordu ama son 2 tane dediğiniz gibi olması başka bir şey varmış burada dedirttirecektir yatırımcı herhalde. Evet. Bundan sonra da o süreci görmemiz biraz zor olacaktır. SPK'nın aldığı önlemler de vardı tabii. Tabii zaten bu zorlanması son 3-4 halka arzda artık 7-8 tavan yapamıyordu halka arzlar. Zorlanmaya başlamıştı. 3-4 tavan yapıyordu ve son halka arzlarla da artık bir tavan bile zorlanır hale geldi. Evet, evet. Bu da bize önümüzdeki dönemde halka arzlarda bir yavaşlama olarak geri döner diye geri düşünüyorum. Geri döner. Ama zaten bu biraz hani borsanın mantığına da aykırı değil miydi? Ben buna çok karşı çıkıyordum yani. Borsa bu değil ki yani.
girdin halka arzı, aldın, onu tavan yaptı falan. Hani bir de rakamlar da küçüktü yani. Hani ne bileyim, bir hamburger parası bile etmiyordu. Şimdi hamburgerler çok pahalanmış da o yüzden. Ya şöyle bir şey var, çok konuşuldu bu. Borsadaki mevcut şirketler yeniden halka açılsalar inanılmaz talep görüp 5-6 kat gidebilecekken mevcut şirketler yerlerinde duruyorlar. Evet, ama yeni gelenler acayip nur yağmış gibi hızlı prim yapıyorlar. Yaptılar. Bu borsada işte talep, likitte konularının bir yansımasıydı. Hı-hı. Düzenlemeler bir de, regülasyonların da etkisiydi. Şimdi onlar daha da sıkılaştıkça hareket alanları daraldı. Evet. Orası bir durdu. Yatırımcılar şu anda orada bir yavaşlayacaktır. Ama önümüzdeki dönemde tekrar kazanmaları için bu sefer borsadaki şirketlerin temel olarak iyi mi, kötü mü, nasıl gidiyorlar, ekonomiden bahsediyoruz, ekonominin yansıması nasıl şirketlere, buna göre borsadaki fiyatlar oluşur diye düşünüyorum. Yeni bir süreç başlıyor demek bu herhalde. Peki önce hani adım adım gidersek, seçime kadar burada kaç işlem günü kaldı? 4 işlem günü bugünle beraber. 3 işlem günü bundan, bugünden sonra. Şimdi bu 3 işlem gününde herhangi bir şey bekliyor musunuz? Yani yukarı yönlü eğilim falan, yoksa yani bir süredir hava olumsuz. Bu olumsuz hava devam eder mi seçime, ikinci tur seçime kadar? Şimdi her seçim öncesinde bir küçük bir rally olurdu. Evet. Bu birinci tur öncesinde de bir rally oldu. Küçük bir şey oldu, evet. Evet. Ve pozitif bir beklenti yaratıyor. Çünkü seçim bitiyor manası geliyordu. Evet. Arkasından şimdi ikinci turda yeni bir ufak yine bir rally olabilir. Yani denemeler bazı hisselerde olabilir. Ama genele yayılacağını beklemiyoruz. Çünkü artık birinci turdan sonra ikinci tur daha rahat, piyasa evet, daha öngörülü. Bir de birinci turdaki o hareketi meğer yabancı yatırımcılar yapmış. Evet. Ve çok ciddi zararına pazartesi salı döküldü onlar. Evet. Yaklaşık 4 milyar liralık alım yapan iki fon pazartesi salı döküldü. 400 milyon zarar ettiler. Geri belki aldılar, çıktılar. Evet, yani satıp çıktılar piyasada. Onların beklentileri şuydu, Millet İttifak kazanacak şeklindeydi galiba, değil mi? O yüzden onu oynadı. Öyle görünüyor yani. Bizde küçük yatırımcı 10 bin liralık, 20 bin liralık zar atarken diyelim, borsayı kumar olarak görürsek, bu sefer büyük yatırımcı 4 milyarlık zar attı ve tutmayınca da geri erken aldı, çekilmiş oldu. Peki şimdi ikinci tur aynı deneme olur mu? O olabilir dediniz değil mi? Belki olabilir. Yani önümüzdeki birkaç gün içinde görürüz ama belki hisse bazında daha çok olabilir diye düşünüyorum. Peki Yunus Bey, şimdi ben sizin yani ekonomik değerlendirmelerinize de çok güvenirim. Dolayısıyla bunu hani değerli izleyenlerle paylaşmak isteriz. Ne kadar paylaşabileceğiz bilmiyorum ama. Şimdi beklenen şu. Şimdi seçim sonuçlarına bakıyoruz. Birinci tur seçim sonuçlarına bakıyoruz. Görünen şu. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turda avantajlı olduğu, en azından olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yani bu elimizdeki rakamlar bunu söylüyor. Şimdiye kadar uygulanan ekonomi politikalarına bakıldığında da bu ekonomi politikalarının bizi getirdiği noktaya dönüp baktığımızda şu anda kurda bir baskılanmadan söz ediliyor. Değil mi? Yani kura bir müdahale var, kamusal müdahale var. Bu müdahalenin devam etmesini bekliyor musunuz? Bu aynı zamanda enflasyonda belirgin bir dönem enflasyon, yüksek bir enflasyonda yaşadık. O da şu anda baz etkisiyle de olsa geri gelmiş durumda. Seçim sonrası genel ekonomik beklentiniz nedir? Yani o beklenen kurda seçimden sonra serbest bırakılacak, yukarı yönlü bırakılacak beklentiniz var mı? Bunun enflasyon ve genel ekonomiye etkisi ne olur? Tabii şimdi tamamen zıt iki tane yol söz konusu. Evet. Birincisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan devam ederse ne olacak? Orada tabii kabineyi sıfırlamış durumda Sayın Erdoğan. Çünkü milletvekili oldular. Evet, oradan bunlar seçti. Yeni bir ekonomi kadrosu, yeni bir kabine de diğer gelecektir. Mehmet Şimşek ve ekibi olarak adlandırılan bir seçim sürecinde bahsettiği bir olay vardı. Mehmet Şimşek'in gelmesi halinde mutlaka bir farklılaşma yöntemlerde olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü global dünyayla da entegrasyonu tekrar arttırmasını bekleyebiliriz bu sürecin. Farklı birilerinin kadroyu gelmesi halinde ise mevcut temponun devam etmesini bekleyebiliriz. O yüzden orası ayrı bir konu. Muhalefetin iktidarı... Bekliyor musunuz Mehmet Şimşek gelir mi? Çünkü yani ekonomistler genellikle beklemiyorlar. Beklemiyorlar ama şimdi ekibiyle, kendi kuracağı ekibiyle falan demişti. Demek ki
Buna bir hazırlık var. Zaten sonra da Batman mitingine de katıldı. Hı hı. Olabilir yani. Yani olabilir. Kendisine sunulan bir tepsiyle niye olmasın? İşte Sinan Oğan'ı gördük ki işte başkanın tarafına. O yüzden Mehmet Şimşek'in de eğer kendisine verilen vaatlerle kabul etmesi halinde geçebileceğini düşünüyorum. Hı hı. Ama o da olmazsa bu sefer mevcut kadroya yakın bir sürecin takip edilmesini bekleriz. Muhalefetin iktidara gelmesi halinde ise zaten Ali Babacan bu sefer ekonominin direksiyonuna geçeceği daha önce söylenmişti. Onun geçmiş tecrübeleriyle bu seferki mevcut ekonomik politikalardan daha farklı yönlere geçmesi beklenebilir. Onun da bir bekle gör politikası izleneceğini tahmin edebilirim. Ve sadece kur üzerindeki baskının kaldırılması bile kurun farklı yerlerde denge noktası bulmasını getirebilir. O da farklı bir yöne gider. Mutlaka bir enflasyonist etki yaratır diye düşünüyorum. Büyüme açısından ne düşünüyorsunuz? Her iki taraf için söylüyorum. Yani bir tarafta herhalde şeyi aynı kefeye koydunuz siz. Öyle anladım ben. Mehmet Şimşek Sayın Cumhurbaşkanı'nın yönetiminde, yani Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde Mehmet Şimşek olursa ya da Ali Babacan olursa ikisi de hemen hemen aynı politikaları uygular gibi. Yani biraz daha uluslararası ekonomiyle barışık, yani da uluslararası finansal dünyayla barışık bir ekonomi modeli olmasa farklı bir ekonomi modeli. Her ikisinin de farklı etkileri olacaktır. Bu etkiler büyüme açısından ne yaratır? Yani birincisi ve mevcut sistemin devam etmesi halinde büyüme nasıl olur? Dolayısıyla şirketlere yansıması tabii bunu etkili olacaktır diye düşünüyorum. Zaten bir yavaşlama dönemindeyiz ekonomik olarak. Finansmana erişim zor şirketler açısından. Evet. Şirketlerin çok zorlandığı dönemden geçiyoruz. Bunun henüz işsizliğe yansımadığını görüyoruz. Buna benzer bir süreçten Avrupa'da geçiyor. Bir yıldır mesela işsizlik 6,5 seviyelerinde Euro bölgesinde. Amerika'da geçiyor. Tarihin en iyi işsizlik rakamlarına sahip. Ama sürekli ekonomileri frenlemeye çalışıyorlar. Bizde zaten kendinden frenlenmiş durumda. Bir de deprem etkisi var tabii bizde. Evet. İnşaat ve ona yakın olan şirketler, sektörler canlılığını sürdürürken diğer sektörlerde zorlanmanın devam edeceğini net olarak görebiliyoruz. Bir de kur artışı beklentisi şirketleri ciddi zorluyor. Bizde Allah'tan son dönemde kur riski özel şirketlerden devlete park edilmiş durumda. Devletin kur riski daha fazla artmış durumda. O yüzden özel şirketler şu anda kur riskinden ziyade faiz riski, faizin ne olacağı konusu, finansmana erişim konusu ve dış pazarlardaki yavaşlamanın etkileri daha çok etkili oluyor diye düşünüyorum. Hı hı. Ve bunun iç tüketimle canlandırabilir miyiz diye baktığımız zaman Türkiye'de de kredilerde bireyselde bile yavaşlamayı görüyoruz. Geçen hafta örnek vermek gerekirse Merkez Bankası bir günlüğüne kredi kartları limitlerini kapatınca ortalık bir anda duruldu. Durdu. Her şey durdu. Yani bunun iç tüketimi de yavaşlayacak bir unsur. Birbiriyle girip karışık bir konu tabii bu. O yüzden bir karar değil birçok kararın birlikte alınması gerekecektir. Mehmet Şimşek'in Ali Babacan'a göre tabii oyun sahası biraz daha dar olacaktır. Yani daha fazla o kurala dikkat etmesi gerekecektir. İnşallah Türkiye için iyi olur ama büyümede bir miktar yavaşlama gözüküyor. Bunun da şirketlere yansımasını net olarak görürüz diye düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla bunun borsaya yansıması da olacaktır. Yani ben sizin anlattıklarınızdan ki genel ekonomistlere bakıldığında genel havada böyle hava çok şu anda bulutlu biraz. Yani şey değil böyle hani berrak değil görünüm o. Rakamlara bakıldığında zaten onu söylüyor ama peki onun borsa şirketlerine yansıması ne olur? Borsa şirketlerine benzer paralel mi yansır yoksa yani borsa şirketleri Türkiye'nin daha hani bel kemiği şirketler, daha profesyonel yönetilen şirketler olduğu için belki alanları, sektörleri de daha kar dışı sektörler olduğu için farklı mı yansır yoksa aynı yansımayı görür müyüz borsada? Vallahi bir noktada beraberiz. Çünkü borsadaki şirketler gerçekten Türkiye'nin göz bebeği şirketler. İyi yönetiliyorlar çoğu. Ve yeni gelen şirketlerle beraber 500'ü de buldu. Yıllarca 400'ü geçememişti. Son 2 yıllık hamleyle 500'ü geçti. İlk çeyrek verilerine göre borsa şirketlerinde net bir yavaşlama var karlılıkta. Geçen yıl 4. çeyrekte %200'leri aşan karlılık bu sene ilk çeyrekte %45'e düştü. Evet. Yani ilk çeyrekte geçen seneye göre TÜİK'in enflasyonu bile %50. Bunun altında bir büyüme zaten bir yavaşlama göstergesi bizim şirketlerde. Aslında reel olarak %5 bir yavaşlamayı gösteriyor. Karda. Yani ciroda enflasyon kadar arttırabiliyorsun belki ama karını enflasyon kadar büyütemiyorsun. Tabii bunun çeşitli nedenleri var. Yani reel sektörün zorlandığı konulardan asgari ücretteki artışı direkt fiyatlara yansıtamadılar.
deprem etkisi oldu. Deprem bölgesinde satışlar durdu, iadeler geldi. Bir de üstüne deprem vergisi konuldu. %10'luk geçen yıldan kalma. O da ilk çeyrek alındı. Evet. Arkasından yurt dışına satıldı. Bazı şirketlerin etkisi çok daha fazla oldu değil mi? Tabii yatırım öyle yapan istisnası olanların %10'unu aldılar. Evet. Hatta bununla ilgili bir notum vardı. Şöyle paylaşayım onu. Tabii. Harika olur. Mesela bu yatırım yapan şirketlerin istisnaları yüksek olduğu için vergi yükü geçen sene ilk çeyrekte düşüktü. Bu sene artmış. Alcatel geçen sene %9'muş ilk çeyrek vergi yükü. Yani ödediği verginin toplam vergi öncesi karının oranı. Bu sene %47'ye çıkmış. Brisa %3'müş, %29'a çıkmış vergi yükü. Ege Endüstri'de %11'den %30'a çıkmış. Gentaş'ta %19'dan %63'e çıkmış. Kervan Gıda'da da %15'den %44'e çıkmış. Neredeyse faali vergi öncesi karının yarısını. Yarısını neredeyse vergi olarak veriyorsunuz. Evet. Vergi yükü o değil mi? Yani kâra oranı. Vergi öncesi vergimizin vergi öncesi kâra oranına bakıyoruz. Vergi öncesi kâr. Evet. Yani bu ilk çeyrek anormal bir artışlar ve bu bir kerelik ama. Evet. Bundan sonraki çeyreklerde tekrar şirketler. Şöyle oldu. Karar şuydu. Bazı teşvik ve istisnalar var devletin sağladığı vergide. O teşvik ve istisnaların deprem olduğu için bir kısmını devre dışı bıraktı devlet. Değil mi? Tamam, yani hatırlayamayan arkadaşlar izleyenler için söylüyoruz. O da böyle bir etki yarattı. Tabii. Ama çok fazla olmuş yani. Ben vergiyle yakından ilgiliyim. Bu kadar olabileceğini düşünmedim şirketleri. Bu kadar yani teşviklerden ve istisnalardan vazgeçildi. Yarısından vazgeçildi değil mi? Yanlış %10'dan. %10'dan vazgeçildi. %10'u böyleyse o bayağı yani çok ciddi etki. 120 şirkette ben vergi yükünün arttığını hesapladım. 120 yani. Şirkette. Evet, ciddi ölçüde artmış. Toplam birinci çeyrekte de vergi öncesi kar Türk borsasındaki şirketlerde yaklaşık 470 şirkette incelediğimizde %34 artmış. 177 milyara çıktı. %43'te net kar artmış. Vergi neredeyse aynı kalmış. 26 milyar. Demek ki mesela sadece Ereğli geçen yıl ilk çeyrek çok iyi kar etmişti. 3 milyar vergi vermişti. Bu sene Ereğli'nin karı sıfır. O yüzden vergi de vermedi. Yani Ereğli'nin toplam vergiyi bayağı aşağı çeken bir unsur olduğunu net olarak görebiliyoruz. Onu da söyleyelim. Yani bu dönemsel yani Ereğli gibi şirketler geçen yıl pandemiden çıkış döneminde çok iyiydiler. İnanılmaz bir artış temposu, karlılıkta da artış, borsa fiyatlarında da artış geldi. Ereğli son bir yıldır borsanın çok uzağında, getirisinin uzağında kaldı. O çünkü zirveyi bulduktan sonra duruldu. Bu sefer enerji şirketleri devreye girdi. Enerji şirketleri de ciddi artışlar yaşadılar. O da şimdi duruldu. Evet. Regülasyonlar ne tarafı gösterirse, yurt dışı piyasalar ne tarafı gösterirse onlar oraya doğru gidiyor. Şu anda peki, sektör olarak bakarsak onu da söyleyeyim. İlk çeyrek itibariyle inşaatçılar, müteahhitler, inşaata hizmet eden çimentocular çok iyi gidiyorlar. Otomotiv sektörü ticaretini yapanlar çok iyi gidiyorlar. Çok iyi. Orada zaten bir rekor talep var. Evet, yatırım amacıyla otomotiv alanlar. Evet, evet. O otomotiv bulamayan gidiyor traktör alıyor. Traktör satışları tarihinin rekorunda. Traktör bulamıyor. Gidiyor motosiklet alıyor. Motosiklet tarihinin en iyi rakamlarında. Yatırım aracı olarak yatırım aracı olarak gözüküyorlar. Yani. Diğer taraftan perakende ticarette enflasyonist ortamlarda iyi gidiyor. Onlar da iyi. Mali sektörden baktığımız zaman bankalar kötü. İkinci çeyrek daha da kötü olacaklar. Çünkü kur korumalı mevduatta yüksek faiz artık rekabete açıldı. Oradan inanılmaz diyorlar. Enflasyon endeksi tahvillerden de eksi yazıyorlar. Evet. İlk çeyrek %50 kar artışı var geçen sene göre. İkinci çeyrek sıfıra doğru inecek gibi gözüküyor. Burada mali sektörde faktoringler altın çağını yaşıyor. Kredi bulamayan reel sektöre finansman sağlayanlar onlar altın çağını yaşıyorlar. Aracı kurumlar hakeza her zaman iyiydiler. Şimdi daha da iyi kazanıyorlar. Milyar milyar çeyreklik kar gelmeye başladı aracı kurumlarda. O da borsa çok... aracı kurumlar. Evet, borsa aracı. Neden kurumlar iyi kazanıyorlar? Bir işlem hacmi biraz yavaşlasa bile kredi maliyetlerini arttırarak müşteriden alınan kredilerden kazanıyorlar. Marjı. Müşteri aleyhine veya müşterinin yanında olsa bile kurum portföyünden çok iyi kazanıyorlar. Kurumsal finansman iyi gidiyor, oradan kazanıyorlar. Dolayısıyla hacimdeki kaybı diğer unsurlardan telafi ederek karlılıklarını sürdürüyorlar gözüküyor. Ama bunun tabii yatırımcılara çok da yansıttığını söyleyemeyeceğim. Yatırımcılara yansımasını isteriz mesela. Fiyat anlamında yansımıyor değil mi? Fiyatlara yani hisse fiyatları artmıyor. Hisse fiyatı bir de hisse yani yatırımcı sayısı 2 yılda 2 milyondan fazla arttı. Bu yatırımcılara ne kadar katkınız oluyor siz?
Sen sadece ondan komisyon alan bir kurum haline gelirsen o hoş olmaz. Yatırımcıları bilgilendirmek, bu 500 şirket oldu borsada, 500 şirketle ilgili yatırımcılara daha fazla bilgi vermek iyi olur diye düşünüyorum. 2000'li yılların başında 300'den fazla analist çalışırdı aracık kurumlarda. Doğru. Şu anda 220 kişi çalışıyor. Çok az. Yani biz de çok müzdaribiz bundan. Çünkü biz de bilgileri alırken, açıkçası ben işte 2000'li yıllarda yeni gazeteciliğe başlamış birisiydim. O zaman da yine sizlerden alırdık. Yani işte hangi sektör ne olacak, şirket analizleri vesaire sizlerden alır yazardık. Ve o kadar çok geniş bir portföyümüz vardı ki, yani en az İşte bir şirket Tüpraş'ı soracağım, 10 tane ayrı kişiden sorabilirdim. Yani şimdi Tüpraş da öyle ama diğer şirketlerden, yani herhangi Aselsan olsun mesela, yine 10 tane ayrı kişiden alabiliyordum görüş. Şimdi en fazla bir şirketi bir iki kişi, o da büyük şirketleri bir iki kişi yorumlayabiliyor. Çok az gerçekten ve o departmanlarda yetişen arkadaşlar gerçekten her şeyi çok yakından takip eden, çok iyi bilen arkadaşlardı. Biz buradan aracı kurumlara gerçekten şeyimiz olsun, çağrımız olsun. Bu şart yani. Hem yatırımcı için şart, hem ekonomi. Yani biz de şimdi bu çevresini oluşturuyoruz ekonominin. Bizler için de şart, okurlar için de, yatırımcılar için de şart. O bölümlerin bir an önce harekete geçirmesi gerekiyor. Araştırma birimlerinin özellikle, çok haklısınız yani. Peki Yunus Bey, bir de beklenti şu, ağır beklenti şu, bu. Ağırlıklı yani. Kur işte seçime kadar, işte az kaldı işlem günü açısından 3 gün. Seçimden sonra kurda yukarı yönlü bir eğilim bekleniyor. Kur arttığı zaman bizde doğal olarak enflasyon artıyor. Yani bu kur artışı enflasyon artışı demek. Neredeyse hatta enflasyon daha fazla artıyor kurdan. Şimdi bunun fiyatlamasını görür müyüz biz? Görürüz mutlaka. O da şöyle. Enflasyonu sabit tutulmaya çalışıldı bir süredir. Ama o arada kur sabit tutulmaya çalışıldı. Enflasyon arttı ama o dönemde. Evet. Şimdi kurun serbest bırakılma zamanı geliyor gibi. O da neden? Seçimler bittikten sonra artık biz bizeyiz gibi gözüküyor. Ve dolara bir talep var. Yani ihracatçının da zorlandığı bir talep, talep söz konusu. Evet. İthalatçının da zorlandığı. Zaten cari açık var yani. Açık belli ortada. Rakamlar ortada. Kısa vadede bir yıl içerisinde vadesi olan borç 200 milyar doları buldu. Cari açık 50 milyar ulaştı. Bu finansman konusunda halkın talebi biraz sınırlandırıldı kur korumalı mevduatta. Yani içeriden bir talep kura coşturmayacak ama en azından yurt dışındaki talep bunu zorlayacak gibi gözüküyor. Merkez Bankası'nda bununla ilgili yapabileceği en basit yol biraz serbest bırakmasıdır. Evet. Onun denge noktası nerede olur bilmiyoruz ama şu anda gözüken bütün piyasada ekonomistlerin bunu beklediği yönündedir. Hı. Bunun bir krize dönüşüp dönüşmeyeceğini kestirmek zor. Kontrollü olarak devam etmesini beklemek daha makul geliyor açıkçası. Evet. Bunun da borsa açısından şöyle bir şey olabilir. Mesela az önce söylemiştim ya, 4 yıl boyunca borsa kazandırdı BIST 100 endeksi. Son yıl %200 kazandırdı. Çok. Enflasyonun %100'ü aştığı bir dönemden bahsediyoruz. Evet. Önceki yıllarda da enflasyonun neredeyse üzerinde kazandırıyordu. Zaten bir yerde borsanın 1980'dan beri verilerine baktığımız zaman ülkede kriz yoksa enflasyonun üzerinde kazandırıyor borsa. Dolayısıyla şu anda kriz beklemediğimiz takdirde enflasyonun üzerinde bir getiriyi borsadan normal karşılayabiliriz. Bunu da şimdi yılın ilk 6 ayına, 5 ayına baktığımız zaman demek ki yılın ikinci yarısında bir potansiyel var mıdır diye takip edeceğiz. Zaten fiyat kazanç oranı olarak baktığımız zaman BIST 100 endeksi işte 5'lerde, BIST 30 4'lerine, oralara gelmiş durumda. Hep temel olarak zaten ucuz olduğunu söylüyoruz. Ama karlılık birinci çeyrek çok kötüydü. Desteklemedi borsadaki yükselişi. Geçen yılki karlılıklar %200'lük kar artışları falan, o zaman destekliyorlardı. O bilanço açıklama dönemlerinde %50 yükseldiği dönemler oldu geçen sene borsada. Şimdi bu sene ilk çeyrek iyi değildi. İkinci çeyrek de kötü gözüküyor şirket performanslarında. Artık darısı 3 ve 4'e o da enflasyonun etkileriyle kar artışları, ciro artışları, bakalım orada neler göreceğiz. Belki öyle olur diyorsunuz. Yani o geçen sene de benzer bir artış, yani artışta, geçen seneki yükselişte kur ve enflasyon fiyatlamasının çok büyük etkisi vardı. Onlar zaten karı artırdılar. Dolayısıyla ciddi bir hisse fiyatında artış gördük. Diyorsunuz ki yani o etkiyi yeniden görebiliriz. Ama bu sefer biraz daha farklı olur mu? Çünkü faiz yüksek. Geçen sene faiz yoktu.
Evet, faiz konusu sıkıntı. KKM'de var. KKM'de. Hı hı. Türk halkı ne yaparsa bugüne kadar ben onu gördüm. Mükemmel akıllı hamle yapıyor. Öyle mi? Yani altına yatırım yapıyorsa altın bir süre sonra çıkıyor. Dolara yatırım yapıyorsa dolar bir süre sonra çıkıyor. Şimdi de kendisi kur kurumalı mevduata hücum ediyor. 110 milyar dolarlık bir değeri geçmiş durumda. Ve büyük ihtimal kur kurumalı mevduat bu noktada yukarı gittiği zaman da iyi kazanacaklardır. Hı. Hem faizden kazanıyorlar. %40'a ulaştı neredeyse faiz. Faizden kazanamadığı daha da üstüne çıkarsa da kurdan kendini korumuş olacaktır. Hı hı. O yüzden şu an için en uygun alternatif orası gözüküyor. Borsaya girişlerde halka arzlar nedeniyle artıyordu. O da dediğimiz gibi bir ket vurulmuştur. Borsaya bu yüzden taze kaynak girişi şu an itibariyle biraz zor gözüküyor. Hı hı. Bir geçiş dönemindedir. İtici güç bilançolar ve şirketlerin tekrar atağa geçmesi olur diye düşünüyorum. Ama İkinci çeyrekte de bunu beklemiyorsunuz. Yok. İkinci çeyrekte bir de ekstra EYT var biliyorsunuz. Her şirkette, eğer özellikle personel yoğun çalıştıran şirketlerde faaliyet giderlerine geçici olarak bir artış olacaktır. Hani KGF'den finansmanı sağlıyorsun ama giderlerde onun bir miktarını göreceğiz. O da bir eksi yazacak diyorsunuz. Peki Yunus Bey, bir de yani dışarıdan beklentiler var. Çok uzun süredir biz dışarıyla bir bağımız yokmuş gibi hareket ediyoruz değil mi? Bana böyle geliyor bilmiyorum ama bir sürü şey oluyor. Biz eskiden çok Fed'i takip ederdik. Powell ne söyledi ne söylemedi, ECB ne yapıyor falan diye. Ben yaklaşık bir buçuk senedir falan hani bakıyoruz ne olmuş falan bir açıklıyor. Çok da heyecan da yaratmıyor bizde. Çünkü piyasayı etkilemiyor. Yani etkileseydi haber olurdu. Dolayısıyla bizi de heyecanlandırırdı. Böyle bu devam eder mi? Bu kopukluk yoksa bundan sonraki süreç? Bakın şimdi Japonya son zamanların tarihinin en yüksek seviyesinde borsa. Fransa tarihinin en yüksek seviyesinde. Almanya tarihinin en yüksek seviyesinde. Danimarka Kopenhag Endeksi tarihinin en yüksek seviyesinde. Yani borsalar dışarıda çok iyi gidiyor. Köşmüş. Amerika biraz geride kaldı. O ayrı hikaye ama Avrupa ve Uzak Doğu'da tarihinin en iyi dönemlerini yaşayan borsalar var. Biz ayrıyız. Bizim kendi sorunlarımız var. Bizim sorunlarımızı çözersek biz de bir de dışarıya bakalım diyeceğiz. Hı. Özellikle dışarıdan kaynak gelmesini istediğimiz dönemlerde oraya bakacağız. Geliyor mu, gelmiyor mu diye. Hı. Şu an itibariyle dışarıda aslında hava hala daha kaynak gelmesine müsait gözüküyor. Madem rekorlar kırılıyor bir yerlerde, para bolluğu var demek ki. Evet. Borsalara para yönelmişse bize de gelmesi gerekiyor diye düşünüyorsunuz. Tabii biz Fed'in bilanço küçültme operasyonu devam ediyor yavaş da olsa. Ama bunun henüz piyasaya çok vurduğunu görmüyoruz. Bir de artık Amerika'da Fed'in faizi zirveyi buldu. Bundan sonra ne zaman indirim olacağına bakıyor. Bakılacak. Yıl sonuna kadar, 31 Aralık 2023 itibariyle beklentilere baktığımız zaman piyasa en az 25 baz puan bir indirim bekliyor. 75 ile 25 baz puan arasında. Yani ben aynı kalacak diye var mı diye baktığımda %1 bile değil. Demek ki piyasa mutlaka Fed'e diyor ki sen bu faizi burada tutamayacaksın, indireceksin diyor. Bunu gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği önemli. Çünkü Fed aylarca toplantılardan sonra biz 2023 sonuna kadar faizi zirvede tutacağız. Enflasyonu izleyeceğiz demişti. Şimdi Fed'in dediği muhtemelen olacak. Yıl sonuna kadar sabit tutacaktır. Bu sefer piyasada diyecek ki yanılmışız diye bir miktar geri çekecektir. Altının onsu sırf bundan 2000 dolarların üzerindeydi. Şimdi yıl sonuna doğru indirmeyeceği anlaşıldıkça o 2000'den biraz aşağı gelir diye tahmin ediyorum mesela. Altına yatırım yapan değerli izleyenler için bu yorum değerli. Geçtiğimiz dönem birinci çeyrek bilançolarından siz bir takım sektörleri saydınız. Ben anladığım kadarıyla otomotiv, perakende, faktoring şirketleri dediniz. İnşaat. Özellikle inşaat ve işte inşaata da cam, çimento. Bundan sonraki süreçte şimdi bunların yansımasını çok fazla yine de görmedik değil mi? Yani bilançolarda iyi ama gördük mü bir şeylerde hisse fiyatlarında? İşte az önce söylemiştim ya, borsadaki 444 şirket endeksten daha kötü. Evet. Ama 60 şirket endeksten daha iyi durumda. Bunlar arasında bunlardan da var gözüküyor. En azından tabii, evet, yani iyi kazandıracak diye. Peki bundan sonraki ikinci çeyrekte beklentiniz kötü ama bundan sonraki 3 çeyrek için düşündüğümüzde beklentiniz nelerdir? Yani sektörler açısından bakıldığında. Devam eder mi bu otomotiv, çimento, perakende ve faktöringdeki kar? Yatırım aracı olarak baktığın zaman bunlar yine talep görmeye devam edecekse, hı-hı, yani bunlara ilişkin düzenleme gelmeyecekse, hı-hı, örnek ne verebilir?
yabancıya gayrimenkul satışı yasaklanabilir 2 yıldır falan. İşte faizler arttırılır, gayrimenkule kredileri yükseltilir, talep azaltılabilir. Bunlar yapılmadığı sürece, bunlar hala yatırım aracı olarak kullanılmaya devam edecekse mutlaka bunlar cazibelerini koruyacaklardır ki bence birkaç ay daha şu trendde gideri var bunların. İnşaat ve inşaat çevresi dediniz. İnşaat ve inşaata dayalı çimentocular. Zaten bir deprem konut yapımımız sürecimiz var. Tabii. Dolayısıyla full kapasite onlar çalışıyorlardır. Batıdakilerde de kentsel dönüşüm atağa gelecektir. Onlarda da ondan dolayı doluluk artacaktır. Çelik, iç çelik de talebi buna dayalı olarak gelecektir diye düşünüyorum. Evet. Konut sorununu bir çözemedik. Sahiplik, konut sahipliği son 10 yıldır aşağı geliyor. %50'lere doğru iniyor. Yeni konutu olan yeni konut alabiliyor. O da demek ki yatırım amaçlı. Tabii. Yani çok pahalı çünkü nereden alsın işte bunu da çözmesi gerekiyor devletin bir şekilde. Bunu da çözerse zaten bir konuta yine konut üretimi için bir atak olacak demektir. O da ekstra bir destek olur diye düşünüyorum. Gerçekten onu çözmemiz gerekiyor çünkü çok büyük bir sorun olmuş durumda. Özellikle büyük şehirlerde görüyoruz. Söylemek zorundayız. İnsanlar için konut, kira çok büyük sorun bugün. Türkiye böyle bir sorun daha önce yaşamıyordu. Böyle büyük bir sorunu daha önce yaşamadık. Gerçekten insanlar için çok büyük sorun. Çok mağduriyetler var çünkü. Bununla ilgili dile getirmemiz gerekiyor. Bir de bitmemiş şehirlerde yaşıyoruz sürekli. Yani çok kötü bir şey bu. Avrupa'ya gittiğiniz zaman doğru. Bitmiş bir şehirde kolay kolay inşaat aracı, beton mikseri falan göremezsiniz. Burada sokağımızda artık zırt pırt geçiyorlar. Tabii. Orada bir inşaat bitiyor, orada bir inşaat bitiyor. Betona dayalı inşaatta da bir sakatlık var. Yani 30-40 yıllık ömrü olan bir binayı yapıyorsun, sonra tekrar yıkıyorsun, sürekli tekrar güncel yapıyorsun. İstanbul'u 3,5 defa yıkıp yapmışız. Normaldir. Yani o da 60'lardan sonra yani şey değil. Osmanlı devrinden değil yani. Betona dayalı inşaat mantığı öyle. Evet. Gerçekten onu çözmemiz lazım. Diğer sektörlerdeki beklentiniz nelerdi? Mesela sanayi çok önemli. Borsa açısından da çok önemli. Sanayi şirketlerine yatırım yapanların sayısı da fazla. Orada beklentiniz nedir? Sanayi tabii zor günler geçiriyor. Biraz daha zorlanacak gibi gözüküyor. İlginçtir mesela kapılarımızı biz dışarıya bir açarsak dışarıdaki güçlü şirketler Türkiye'nin reel sektör şirketlerini çok çabuk ele geçirirler diye düşünüyorum. Çok bunu, ucuzlar çünkü. Bunu Meksika Amerika karşısında yaşamıştı. Kapı açılınca Amerikalı şirketler Meksikalı şirketleri ele geçirmişlerdi çoğunu. Bizde bankacılık da oldu. Çok finansman sıkıntısı yaşadığımız için artık varlık değeri fiyatından yabancıya satabileceklerdir ki zaten ucuzlamışlar. Dolar da yükseldiği için kur karşısında. Çok fazla yabancıya satılabilir halde bir an önce satayım da kurtulayım diyen sanayici olduğunu düşünüyorum. Finansman da şey değil yani. Zorlanıyor çünkü. İyi bir şey değil. Bankalarımız zamanında satıldı ama fiyatlar fena değildi. Tabii 4 veya 5 piyasa değeri defter değerinden satılıyorlardı. En iyi dönemleriydi. Şimdi bankalar 0.6 piyasa değeri defter değeriyle işlem görüyorlar. Kimse de satmak istemez şu an itibariyle. Ama sanayi şirketlerinde veya yazılım şirketlerinde gayet iyi çarpanlarla işlem gören şirketler var. Elleri rahat. Ama finansmana erişimi zor olan şirketler, borcu yüksek şirketler bir an önce elden çıkarayım diye düşünüyorum. Daha fazla zorluk çekeceğini o yolu tercih edebilirler. Yani onu sanayici ve ortaklara sormak lazım. Birçok danışmanlık yaptığım için şirketlere duyuyorum. Yani elden çıkarmak isteyenler çok olabilir. Bu işlerin biraz daha çabuk düzelmesi lazım. Diğer sektörlerde perakende dediniz orada devam eder herhalde. Yani temel ürünler satışı temel olduğu için satın. Orada mutlaka talep olacaktır. Türk halkının gelir seviyesinde bir düşüş oldu ortalamada. O ortalamanın düşüşü beraberinde temele yani ihtiyaç hani üçgeni vardı ya temel ürünler ihtiyacı. O alt seviyeye hitap eden şirketleri daha cazip kılacaktır. Sürümden kazanacaklardır. Otomotiv de devam ediyor. Yatırım aracı olma durumu devam ediyor zaten. Orada yine sürer. Faktöring çok önemli bir şey söylediniz. Yani şimdiye kadar duymadığım bir şey söylediniz. Faktöring de devam eder herhalde değil mi? O finansmana erişim zorluğu nedeniyle. Orada faturalar karşılığında finansman sağlıyor faktöring şirketleri. Bu durumda devam eder diyorsunuz. Başka bir var mı? Yani önümüzdeki dönem iyi olabilecek şirket sektör. İşte sektörler için ya regülasyonların düzenlenmesi, değişmesi gerekecek ki mesela bankacılıkla ilgili sürekli regülasyon geliyor, orayı boğuyor. Karlılık geçen sene çok iyiydi, bu sefer karlılığı azaltacak tedbirler geliyor. Bunların yavaşlatılması mesela bankacılık sektörünü cazip hale tekrar getirebilir.
veya başka sektörlere yönelik düzenlemeler, kredilere ulaşmasını avantaj sağlanması, ihracat avantaj sağlanması, ithalat şu anda cazip oldu, cari açığı artırıyor, ithalat engelleyici tedbirler bazı sektörlere yönelik. Bunları takip edilmesi gerekiyor açıkçası. Evet. Peki son sorum olsun. Nusret, sizi yordum. Farkındayım. Bayağı. Yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi önemli. Yani önemli niye? Çünkü geçtiğimiz dönemde gördük ki yabancı sermaye geldiğinde Türkiye ekonomisi kalkınıyor. Ama son dönemde borsa başta olmak üzere, borsa ve tahvil başta olmak üzere bir çıkış yönlü bir eğilim var. Peki seçimden sonra bekliyor musunuz? Gelir mi? Şimdi 2002 AK Parti iktidara geldikten sonraki 15 yıl boyunca, 11-12 yıl boyunca yabancı yatırımcının çok ciddi girişi oldu. Bu sabit sermaye yoluyla da oldu, portföy tabii girişiyle oldu, tabii kredi girişiyle de oldu. 20 milyar dolarları yıllık geçiyordu mesela, ciddi boyutlarda ulaştık. Birkaç yıl oldu, evet. Evet. Bu özellikle 2005 Avrupa Birliği'ne adaylık statüsünü kazandığımızdan sonra artık Türkiye Avrupa Birliği'ne entegre olacak diyeydi. Fakat 2013 yılında Türkiye Cumhuriyet tarihinin en iyi yılını yaşadı. İki kredi kuruluşu Türkiye'ye yatırım yapılabilir notu verdi. Şu anda onun 5 kademe aşağısındayız. Evet. Çöpe doğru gidiyoruz. Evet. Ve bu 2013'ten sonra, bu sefer 2016'dan sonra artık AK Parti iktidarı geçti. Bu sefer Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik. Sistemli. Tek adam gibi oldu. O yönetiminde bu sefer 5 yılda biraz geri geldik. Bu eğer devam edecekse yabancının bizi bu sefer izlemeye devam edeceğini görebiliriz. Yani giriş için koşulların kendisine uygun hale gelmesini beklemesini daha doğru olabiliriz ki bu da kredi derecelendirme kuruluşları burada önemli bir rol oynuyor. Onlar eğer bizim notumuzu arttırmaya başlarsa yabancı yatırımcının tekrar Türkiye'ye doğru yönelmesini bekleyebiliriz. Bekleyebiliriz. Şu an itibariyle bu koşullarda zor gözüküyor. Görünen şu, iktidar değişirse gelir gibi bir hava var. Olur mu? Ben hemen beklemiyorum. Hemen beklemiyorsunuz. Çünkü koşulların hemen oluşması kolay olmayabilir. Yani bir sene bekleyebilir. Belki acele eden hedge fonlar dediğimiz çabuk giriş yapabilir ama gireden sabit sermaye girişi çabuk olmaz. Diğer unsurlar da çabuk olmaz. O yüzden şartların oluşmasını izlemek ve kredi derecelendirme kuruluşlarının bir iyileşme hamlesi gördüğünü ilan etmesi daha doğru olur diye düşünüyorum. Benim sorularım bu kadar Yunus Bey. Sizin eklemek istediğiniz ya da hani mesajınız varsa son bir mesaj. Türkiye için güzel günler yakında olsun diyelim, ne diyelim. İnşallah. Hepimizin isteği bu. Çok sağ olun yeniden geldiğiniz için. Çok değerli katkılarınız için. Benim için çok güzel bir sohbetti. Efendim, Borsa'da Yatırım'ın bu hafta sonuna geldik. Konuğumuz Sermaye Piyasaları Danışmanı Yunus Kaya'ydı. Yunus Bey ile gerçekten ekonomiye dair, borsaya dair çok tatlı bir sohbet yaptık. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.